Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Sivas'ımın meşhur kalburabastı tatlısı tarifiyle karşınızdayım. Görünüşüyle ve lezzetiyle herkesin beğenisini toplayan bu tarifimi eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Sizleri çok bekletmeden tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle uygun bir yoğurma kabına 250 gram oda ısısında tereyağını alalım. Üzerine 3 su bardağı un ilave ederek yağ ve unu yoğuralım. Ardından 1 su bardağı irmik, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağı, 1 paket kabartma tozunu ilave ederek tüm malzemeleri yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendirelim. Dinlenen hamuru istediğimiz büyüklükte parçalara ayırarak yuvarlayalım. Sizlerin de evinizde bulunabilen bu silikon aparatla nasıl şekil vereceğimizi gösteriyorum. Hamuru aparatın üzerine alalım. Elimizle ya da bir merdane yardımıyla hamuru açalım. Tüm kalburabastı tatlıların aynı boyutta olması için yuvarlak bir kalıp kullandım. Kalıpla fazlasını kesip alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı ceviz ilave edelim ve kenarlarından ortaya doğru kapatalım. Gördüğünüz gibi kalıbın da şeklini aldı. Tüm hamuru bu şekilde hazırlayalım.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 600 ayarda 25 dakika kadar pişirelim. Tatlının şerbetini hazırlayalım. 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı suyu alalım. Üzerine birkaç dilim limonun suyunu ilave ettikten sonra şeker erinceye kadar karıştırıp kaynama aşamasına geldikten sonra 5 dakika kaynatıp ocaktan alalım. Tatlıları daha küçük bir tepsiye alıyorum ki şerbetini daha güzel çekebilsin. Tatlımız soğuk, şerbetimiz sıcak. Tatlımızın üzerine tüm şerbeti gezdiriyoruz. Kıyır kıyır tam ölçülü kalburu bastı tarifimiz hazır. Sizler de deneyerek fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.